Merhaba arkadaşlar. Altın sınıf çanta yayınları etkinlikli soru bankasına sıvı ölçme problemleriyle arkadaşlar problemler çözer konusunda test 3 ile dersimize devam ediyoruz. Arkadaşlar birinci sorumuza başlamadan önce kanalıma abone olur ve videoları beğenirseniz çok sevinirim. Evet birinci sorumuzu inceleyelim gençler. Dikdörtgenler prizma şeklindeki akvaryumun taban ayrıtları 40 cm ve 25 cm'dir. Yükseklik arkadaşlar dikkat ederseniz 30 cm diye söylüyor. Bu akvaryum 5 litrelik su bidonları ile 30 santimetre yüksekliğe kadar dolduruyor. Yani şurası aslında tamamen yüksek değil de su dolu kısmı arkadaşlar 30 santimetre. Tamam. Akvaryumu 30 santimetre yüksekliğe kadar doldurabilmek için en az kaç tane 5 litrelik bidon kullanmıştır diye soruyor. O halde şu anda akvaryumun içinde arkadaşlar kaç santimetre küplük su vardır diye düşünüyorum. Evet Suyun hacmi, bakın prizmanın değil suyun hacmi gençler. Taban ayrıtlarımız 40 çarpı 25 suyun yüksekliği de 30. Şimdi bunların 3'ünü çarpacak olursam 4 kere 3 12 2 sıfır ekledim 1200 arkadaşlar. 1200 çarpı 25. Şurada 1200'de 25 çarparım gençler. Temizleyeceğim. 0 0 5 kere 2 10 elde var 1. 5 kere 1 5 1 de elde 6. 2 kere 0 0 0 2 kere 2 4 Evet. 2 kere 1, 2. Topla arkadaşım. 10 elde var. 1, 2, 1 daha 3. Ne oldu arkadaşlar? 30.000 santimetre küp oldu diyorum. Şurayı temizleyelim arkadaşlar. 30.000 santimetre küpü gördük. Evet. 1 desimetre küp arkadaşlar 1 litreye eşitti. O halde 30.000 santimetre küpü ben öncelikle desimetre küpe çevirmek istersem çünkü desimetre küpten santimetre küp'e geçiyordum hatırlarsınız. Evet, bine bölüyorum. 30 desimetre küptür. Aynı zamanda gençler, bu 30 litreye eşittir diyorum. Benim bidonumun arkadaşlar hacmi 5 litre. O halde 30'u 5'e bölecek olursam, 6 kere arkadaşlar, 6 defada su ile doldurulur diyorum ve 5. doğru cevaptır diyorum. Evet, temizleyerek arkadaşlar bir sonraki soruya geçiyorum. 10 desimetreküplük ayçiçek yağı 500 mililitrelik şişeleri doldurularak kullanılmaktadır. Buna göre tam dolu bir teneke ayçiçek yağı için ay, ay yağı bu şişeyle en az kaç kez doldurularak kullanılır diye soruyor. Arkadaşlar bakın şişenin hacminin mililitre cinsinden verdi. Yağın hacmini arkadaşlar desimetreküp olarak verdi. O halde ben yağın hacmini 10 desimetreküpü litreye çevirecek olursam 10 litre yapar diyorum. Şimdi bunu da mililitreye çevirecek olursak daha rahat işlem yaparız. Litreden mililitreye giderken 1000 ile çarparım gençler. 10.000 mililitre olur diyorum. Ne yapmamız gerekiyor? Bu 10.000 mililitreyi 5'er 100 mililitrelere dağıtmamız yani bölmemiz gerekir diyorum. 10.000'i 500 ile bölüyorum. Evet, bir de yok arkadaşlar. 10 da yok. 100 de yok. 1000 içerisinde 2 defa. 2 kere 500. 1000. Evet, bir de sıfır indirdim. Aynen ekledim. Demek ki 20 kez doldurulur diyorum gençler. Ve C eşitli sorumuzun doğru cevabıdır diyelim. Evet, temizleyerek 3. soruya geçiyorum. Evet, 3. soruya baktığım zaman dikdörtgenler prizması biçimindeki bir kutu sütün ayrı uzunlukları aşağıda verilmiştir. Bu kutu, bu kutu sütten her gün iki, iki kutu içen ata bir haftada kaç litre süt içmiş olur diye soruyor. Arkadaşlar öncelikle hacimimize bakacak olursak kutunun hacmi diyorum. 4 çarpı 5 çarpı 10'dan 4 çarpı 5 çarpı 10 4 kere 5 20 10 ile çarparsam 200 santimetre küptür. Arkadaşlar bundan günde 2 kutu içiyor. O halde 200 çarpı 2 400 santimetre küptür. Bir günde içti gençler. Bir günde içilen diyelim. Şimdi bizden bir haftada içti dedi gençler. O halde ben 400 ile bir hafta 7 gündür biliyorsun. 7'yi çarparsam 2800 santimetre küp içmiştir diyorum. Şimdi bakın burada benden litresiydi. O halde şu santimetre küpü önce desimetre küpe çevireyim diyorum. Çünkü bir desimetre küp bildiğiniz gibi 1 litreye eşittir gençler. O halde 2800 santimetre küpü desimetre küpe çevirmek için 1000'e bölmem gerekir. 2 tam 10'da 8 desimetre küptür diyorum. Bu da 2 tam 10'da 8 litreye eşittir gençler. Evet sorumuzun cevabı B şıkkıdır. Temizleyerek dördüncü soruya geçiyorum. Şöyle arkadaşlar biraz küçültelim. Et yukarıda Özlem Hanım'ın aldığı 3 farklı sütün litre fiyatı ile aldığı miktar gösterilmiştir. Buna göre Özlem Hanım sütlere toplam kaç lira öder diye soruyor. Arkadaşlar şimdi şöyle düşünüyorum. Bakın 4 desilitre aldı ve litre fiyat 4,5 lira. Şimdi ben öncelikle şu 4 desilitreyi litreye çevirmek istersem ona bölmem gerekir. 0 tam onda 4 litredir diyorum. Şimdi litresini 4.5'tan aldı. 0 tam 10'da 4 ile adım adım yapacağım ve toplayacağım. 0 tam 10'da 4 ile litre fiyat 4.5'ü çarpalım gençler. Onları gösterimlerde çarpmada biliyorsunuz. Virgül yokmuş gibi çarpma işlemi yapıyorum. Daha sonra virgülleri ayıracağım. 5 kere 4 20 elde var 2. 5 kere 0 0 2 daha 2. 4 kere 4 16 elde var 1. 4 kere 0 0 1 daha 1 diyorum. Toplayalım arkadaşlar. 180. Bakın virgülden sonra bir iki tane sayımız var. O halde virgülün sonunda iki tane sayı olacak, şekilde ayırıyorum. 1 lira 80 kuruştur. Şuraya arkadaşlar 1 lira 80 kuruşumuzu yazalım. Devam ediyorum. L'ye baktığım zaman santilitresini arkadaşlar 400 santilitre aldı ve litresi 3,5 liraydı. 400 santilitreyi Litreye çevirmek için yüze bölmemiz gerekir. Bakın ona böldüm desilitre yüze böldüm litre olacak. O halde 4 litredir. Evet, 3,5 liraydı litresi. 3,5'u 4 ile çarpıyorum. 4 kere 5 20. Elde var 2. 4 kere 3 12. 2 daha 14. Evet, virgülden sonra bir tane sayı ayırıyorum. 14 liradır. Aynen yazıyorum. E şöyle bu virgülleri de arkadaşlar tamamlayalım. Evet, 2000 mililitre. Şuradan yazayım arkadaşlar. 2 litreye eşittir diyorum. Litresi 4 lira 25 kuruştu. 4 lira 25 kuruş ile 2 litreyi çarpalım gençler. 2 kere 5 10 elde var 1. 2 kere 2 4 1 daha 5. 2 kere 4 8. Evet 2 tane virgülden sonra sayımız var. 8 lira 50 kuruştur. Topluyorum. 8 5 daha 13 elde var 1. 8, 4 daha 12, 1 daha 13, 1 de burada var arkadaşlar 14. 14'ün 4'ü elde var. 1 diyorum. 1, 1 daha 2. 24 lira 80 kuruş. Şuradan arkadaşlar pardon 24 lira 30 kuruş. Özür dilerim. Evet virgülden sonra 0 silebilirim. 24 lira 24 tam 10 3 TL. Sorumuzun cevabı A şıkkı olur diyoruz. Evet temizleyerek 5. soruya geçiyorum. 5 gün baktığım zaman gençler yukarıdaki dereceli kabın tamamı 12 litre su alabilmektedir. Arkadaşlar tamamı. Bu kaba kaptaki mevcut suya kabın toplam hacminin 5'te 1'i kadar su ilave edilirse eklenen su miktarı ile ilk durumdaki su miktarından miktarından e, miktarına göre demek istedi. Miktarına göre kaç mililitre fazladır diye sordu. Arkadaşlar şöyle düşünüyorum. E, rahat işlem yapabilmek için Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 parçaya ayrılmış. Şimdi 12 ben 8'e bölünmeyi rahat bölebilmek için 12 litreyi öncelikle mililitre ayrı mililitreye çevirmek istiyorum. 12.000 mililitre olur diyorum. 12.000 mililitre. Bunu 8'e bölelim gençler. Şu andaki içindeki suyu bulalım diyorum. 12.000'i 8'e bölecek olursam 120 içerisinde 15 kere iki sıfır ekledim. 1500 mililitre şu anda su var arkadaşlar. Bakın burası 1500 mililitre. Bana ne dedi? Bu kaba kaptaki mevcut sayı yani 1500'ün üzerine kabın toplam hacminin yani 12.000 mililitrenin 5'te 1'i kadar. Arkadaşlar 12.000'i 5'e bölüyorum ve 5'te birini buluyorum. Bulalım diye. Bulalım diyorum. 120'yi 5'e bölersem 24'tür. 2 de 0 ekledim. 5 biri e 2400 mililitre arkadaşlar. Buna eklememi istiyor. Eklersen diyor. Eklenen su miktarı yani 2400. ilk durumdaki su miktarını yani 1500'den ne kadar fazladır? O halde 2400'den 1500 çıkarıyorum. Eklenen su miktarı 2400. Mevcut su 1500. Çıkaracak olursak 4'ten çıkması 14'ten 5 çıktı. Evet. 900 mililitre fazladır diyorum. Ve B şıkkı sorumuzun doğru cevabıdır diyelim. Evet. Temizleyerek arkadaşlar 6. soruya geçelim. Evet. 6. soruya baktığım zaman 240 litre zeytinyağı 3000 santimetre küp şişelere doldurularak satılacaktır. Her bir şişe zeytinyağı 50 TL'den satılırsa bu satıştan kaç TL gelir elde edilir diye soruyor. Arkadaşlar burada iki tane dönüşüm yapacağım. Öncelikle 240 litre ve 240 litre üzerinden kalsın gençler. Bunu desimetre küpe çevirdiğimde ama gerek yok. O halde şöyle temizliyorum. 3000 santimetre küpü. Tabi arkadaşlar matematik biliyorsunuz. Bir tane yolumuz yok. Birden fazla yol ile yapabilirim. Bunu ben desimetre küpe çevirecek olursam. Bakın 1000'e bölüyorum. 3 desimetre küptür. Bu da aynı zamanda 3 litre eşittir. E şu anda 240 litre yağ vardı. O halde 240'ı 3'e bölüyorum. 24'ün içinde 8 kere. Bir de sıfır gidim. 80 tane arkadaşlar şişe olur diyorum. 80 tane şişe elde edilir. E her bir şişe 50 liradan satıyoruz. O halde 80 çarpı 50. Sıfırları görmeden bakın. 8 kere 5 40'tır. 2 de 0 gidim 4000 TL'ye gelir elde edilir diyorum ve B şıkkı sorumuzun doğru cevabıdır diyelim. Evet temizleyerek arkadaşlar 7. soruya geçelim. Evet 7. soruya baktığımız zaman ayrıt uzunluğu 5 desimetre olan küp şeklindeki bir kabın içindeki meyve suyu 500 mililitrelik şişelere doldurulacaktır. Buna göre bu iş için en az kaç tane şişe gereklidir diye soruyor. Arkadaşlar öncelikle küpün hacmi diyecek olursa Evet, Bir ayrıtı 5 desimetreydi. 5 çarpı 5 beş çarpı 5'ten 3 tane 5 çarparsak 125 desimetre küptür. Arkadaşlar biliyorsunuz 125 desimetre küp aynı zamanda 125 litreye eşittir diyorum. Şimdi bakın 500 mililitre şişelere ayıracağım. O halde şu 125 litreyi mililitreye çevirece olursam daha rahat işlem yaparım diyorum ve 1000 ile çarparak bin mililitreye eşittir diyorum. Bunu arkadaşlar 500'e böleceğim. 125 bin bölü 500 diyorum. Evet 1 de yok arkadaşlar. 12 de yok. 125 de yok. Evet 1200'ü elin içerisinde 2 defa. Çıkardım 1000. Evet. 250 de yok. 1 sıfır indirdim arkadaşlar. 2500 5 defadır. 5 kere 500. 2500 Evet, bir de sıfır indiriyorum. Aynen buraya ekledim. Demek ki arkadaşlar 250 tane 250 şişe gereklidir diyorum ve değişik doğru cevaptır diyelim. Evet. Temizleyerek arkadaşlar 8. soruya geçiyorum. Evet. Yukarıdaki su deposunun 3'te 2'si dolu iken içinde arkadaşlar 1 tam 10'da 6 metreküp su bulunmaktadır. Buna göre su deposunun yarısını doldurabilmek için Kaç litre suya ihtiyaç vardır diye soruyor. Arkadaşlar öncelikle deponun hacmini bulabilmek için bakın 3'te 2'si 1 tam 10'da 6 dedi. Ben şu 1 tam 10'da 6 metre küpü şöyle desimetre küpe çevirsem daha rahat işlem yaparım diyorum. 1000 ile çarparsam 1600 desimetre küptür gençler. Bu 1600 desimetre küp aynı zamanda 1600 litredir diyorum. 3'te 2'si 1600 ise 3'te ikisi 1600 litreden geliyormuş. O halde ikisi arkadaşlar. 1600 arkadaşlar. 1600'ü şöyle düşünün. Bakın ben bunu 3 parçaya ayırdım. 2 tanesi 1600 litre. O halde tamamını bulabilmek için 1600'ü 2'ye bölerim. Evet, bir parçası 800 litre su alır diyorum. Evet tamamı 800 çarpı 3'ten 2400 litre Olur diyorum. Tamam mı? E benden bunun yarısını istiyor arkadaşlar. Yarısını doldurmak istiyor. O halde 2400'ü 2'ye bölüyorum. Evet 1200 litre arkadaşlar suya ihtiyaç vardır diyorum ve C şıkkı sorumuzun doğru cevabıdır diyelim gençler. Evet. Geçiyorum arkadaşlar 9. soruya. Evet 9. soruya baktığımız zaman bir musluk 3'te 1 dakikada. Arkadaşlar bakın dakikanın 3'te 1'inde 1500 cm küp su akıtmaktadır. Buna göre 10 dakikada musluğun akıttığı su miktarı kaç litredir diye soruyor. Arkadaşlar 3'te 1'de 1500 ise şöyle düşünelim bakın. 3'te 1'de 1500 cm küp su akıtıyorsa 3'te 3'te yani tamamında bunun 3 katı arkadaşlar bakın 1500'ün 3 katı 4500 santimetre küp su akıtır diyorum. E, 10 dakika boyunca dedi arkadaşlar. O halde 4500 ile onu çarparsam 45000 santimetre küp su akıtır diyorum. 45000 santimetre küp biliyorsunuz. 3 tane sıfır silecek olursam 45 desimetre küpe bu da 45 litreye eşittir diyorum. Ve sorumuzun cevabı B şıkkıdır diyoruz. Evet. Temizleyerek arkadaşlar son sorumuza geçelim. Evet. Onun soruya baktığım zaman tabanının bir kenar uzunluğu 8 desimetre yüksekliği 10 desimetre olan kare prizma şeklindeki bir akvaryumun yarısı su ile su doludur. Bu akvaryuma 80 litre daha su konulduğunda akvaryumun kaç litre boş kısmı kalır diye soruyorum. Arkadaşlar öncelikle akvaryumun hacmini bulabilmek için hacim diyorum. Bakın tabanın bir tanesi arkadaşlar 8 desimetre ise ve kare prizm olduğu için diğer kenar da 8'dir diyorum. 8 çarpı 8 çarpı yükseklik 10 dedi. 8 kere 8 64 10 ile çarparsam 640 desimetre küptür. Bu 640 litreye eşittir diyorum. Bunun arkadaşlar yarısı su ile dolu dedi. O halde 640'ın yarısı demek arkadaşlar 320 litre su vardır diyoruz. 80 litre daha koydum arkadaşlar içine. 320 içine 80 koyarsam şu anda 400 litre içinde su var. Evet ne kadar bir yeri boş kaldı? Tamamı 640'tı. Evet boş kısım diyorum. 640'dan 400'ü çıkarıyorum. 240 litre boş yer kalmıştır diyorum ve C şıkkı sorumuzun doğru cevabıdır diyorum gençler. Evet. Arkadaşlar bu soruyla da dersimizi burada bitiriyoruz. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.